Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizde Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'u birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak Sakarya Meydan Savaşı. Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Başkomutanlık Yasası ile Başkomutan olan Mustafa Kemal yayınladığı Tekalif-i Milliye emirleri ile ordunun ihtiyaçlarını karşılamış ve daha donanımlı bir ordu oluşturmuştur. Savaş başladıktan sonra savunma hattında Mustafa Kemal daha sonra topyekün savaş olarak tarihe geçecek olan şu emrini vermiştir. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in bu sözünde vatanın tamamının kurtarılmaya çalışılacağını görmekteyiz. Sakarya Nehri hattında Yunan ordusu geriye püskürtüldü. Bu zaferle Türk ordusunun geri çekilme süreci durdu. Bundan sonra Türk ordusu taarruza, Yunan ordusu da savunmaya geçti. Savaştan sonra Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi de verildi. Arkadaşlar, bu harita Sakarya Meydan Savaşı'nda Türk ordusunun ve Yunan ordusunun ilerleyişini göstermektedir. Sakarya Meydan Savaşı sonrası imzalanan bir anlaşma, Kars Anlaşması. Büyük Millet Meclisi ile Kafkas Cumhuriyetleri yani Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan arasında imzalanmıştır. Moskova Anlaşması hükümleri aynen kabul edilmiş ve Doğu sınırımız bu anlaşmayla kesinlik kazanmıştır. Ankara Anlaşması. Yine Sakarya Meydan Savaşı'nın sonunda Fransa ile imzalanmıştır. Fransızlar daha önceki derslerimizde işlediğimiz Güney Cephesi'nden çekilmeyi kabul etmiş ve Hatay hariç işgal ettiği yerleri boşaltmıştır. Fransa Büyük Millet Meclisi ve Misak-ı Milli'yi de tanımıştır. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Kısa zamanda savunma hatları çökertilen Yunan orduları İzmir'e doğru kaçmaya başladılar. Mustafa Kemal, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir." ileri emrini vermiş ve Türk ordusu İzmir'e doğru hareket etmiştir. 9 Eylül 1922'de İzmir, daha sonra da tüm Batı Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır. Marmara ve Trakya'yı da Yunan işgalinden temizlemek isteyen Türk ordusu, Bursa'ya doğru hareket edince artık müttefiklerini bir bir kaybetmiş olan İngilizler ateşkes teklifinde bulunmuşlardır. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Baktığımız arkadaşlar, Mudanya Ateşkes Anlaşması Büyük Millet Meclisi ve İtilaf Devletleri arasında yapılmıştır. Bursa'nın Mudanya limanında imzalanan anlaşmanın maddeleri şu şekildedir. İlk olarak savaş durumu sona erecek. Yunanlılar 15 gün içinde Doğu Trakya'yı boşaltacak. Büyük Millet Meclisi barış anlaşmasına kadar Marmara ve Doğu Trakya'da asker bulundurmayacak. Bu anlaşma ile milli mücadelenin askeri safhası son bulmuştur ve bundan sonra artık milli mücadelenin siyasi dönemi başlayacaktır. Etkinliğimizin bir kısmını birlikte dolduralım. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelen ifadeleri yazınız. Birincisi, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir. İkincisi, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile arkadaşlar Kars Anlaşması imzalanmıştır. Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalanan ve Moskova Anlaşması'nın bir tekrar niteliğinde olan bu anlaşmaya göre Batum Gürcistan'a bırakılmıştır. Arkadaşlar, daha önce belirttiğimiz gibi Batum'un Gürcistan'a bırakılması Misak-ı Milli'den taviz verildiği anlamına gelir. Dördüncüsü, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra imzalanan bir diğer anlaşma Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında yapılan Ankara Anlaşması'dır. Arkadaşlar, etkinliğimizin kalan kısmını sizlerin doldurmasını istiyorum. Sıradaki etkinliğe bakalım. Aşağıda verilen şemada boş bırakılan yerleri doldurunuz. İlk olarak Kars Anlaşması'ndaki taraflar arkadaşlar Büyük Millet Meclisi ve Kafkas Cumhuriyetleri'dir. Hangi savaştan sonra yapıldığına bakarsak Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra yapılmıştır. Ankara Anlaşması'ndaki taraflar yine Büyük Millet Meclisi ve karşısında Fransa bulunmaktadır. Ve arkadaşlar, yine Ankara Anlaşması da Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra yapılmıştır.
Mudanya ateşkesindeki taraflar, arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi ve İtilaf Devletleri'dir. Mudanya'da yine büyük taarruzdan sonra yapılmıştır. Arkadaşlar, sıradaki konu değerlendirme testimizi ve devamında gelen yazılı sorularını sizlerde Ata Yayınları 8. sınıf Ben Korkmam serisinden tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.